Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir tarif hazırlayacağız. Hem şekliyle hem lezzetiyle harika bir tarif. Evde tertemiz bir tarağınız varsa hemen Buyurun, yapım aşamasına şöyle göstereyim malzemelerimi. Ben e, birazını margarin, birazını tereyağı kullandım. Malzemelerimi yine açıklama kısmına da ilave edeceğim. Oradan mutlaka e, bakınız. Ayrıca güzel bir sonuç için mutlaka videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Aynı sonuç için, birebir sonuç için. Şimdi hemen yağlarımı aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı margarinim vardı. Dilerseniz istedi, ikisini ikisinde tereyağı ya da ikisinde margarin seçebilirsiniz. Oda sıcak. Onları ekledim. Daha sonra bir çay bardağı pudra şekerim, bir yumurtam ve bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Bir çay bardağı yoğurdumu ekledim. Hemen irmiğimi almak istiyorum. O da bir çay bardağı. Şöyle irmiğimi ekledim. 2 silme çay kaşığı kabartma tozum var ve vanilyam var. Onları birazdan unla birlikte alacağım. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada onu da söylemiş olayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız beni mutlu edecektir. En azından videolarımın devamı için bir şevk olacaktır benim için. Hemen şöyle unumu alıyorum ama çok yavaş yavaş alıyorum unumu. Özellikle burayı kırpmadım. Ara ara hızlandırdım ama e, görün diye şöyle hamurun kıvamını e, birebir çektim videomu. Şimdi biraz hızlandırabiliriz. Şöyle yavaş yavaş hamuru kontrol ederek yağlı bir hamur olduğu için tamı tamına 3 bardak 3 su bardağı un kullandım diyebilirim ama bu malzemeden malzemeye değişecektir. Lütfen dikkatli kullanın. Yanınızda 3,5 su bardağı bulunsun ama ben 3 su bardağı kadar kullandım. Kıvamı görün istiyorum. Burada yavaşlattım. Şöyle kıvamı görün. Şimdi hemen bunun üzerine e, temiz bir poşetle örtüp dolaba dinlenmesi için bırakıyorum. Hemen şöyle şerbetimize geçelim. Ben bu tarz tatlılarda karamelize şerbet seviyorum. Yine onu diğer videolarımda da bulabilirsiniz daha detaylı. İki buçuk su bardağı şekerimi yavaş yavaş erimeye bıraktım. Yakmamaya dikkat edin. Üzerine 3 su bardağı kadar suyumu ilave ettim. Ee, kaynayınca bir parça limon tuzu ilave ettim ve soğumaya bıraktım. Gelelim asıl aşamamıza. Şöyle görüyorsunuz, muhteşem bir tarağım var. Tabii ki lütfen e, tarağın e, açılmamış, kapalı paketle alınmasına dikkat edin derim. Ne olur ne olmaz diye hemen tarağımı şöyle aldım. Hamurumdan e, böyle bezeler koparıp çok büyük olmayacak cevizden biraz daha küçük diyebilirim aslında fındıktan büyük cevizden küçük. Ben içerisine ceviz taneleri tercih ettim ama siz dilerseniz fındık da koyabilirsiniz hatta fı, fıstık şahane olacaktır ama ben kıyamadım açıkçası e, tamamen size kalmış yani. Cevizin de ölçüsünü tam anlamıyla vermek çok mantıklı gelmedi bana. Arzuya göre daha böyle dolu dolu da koyabilirsiniz. Az az da koklatarak da koyabilirsiniz aslında. Hemen şöyle bir taneyi göstermiş olayım. Biraz fazla konuşmuş olabilirim burada ama birkaç tane daha çektim. Merak etmeyin. Şöyle hemen göstereyim. Bir tane daha yapalım. Bunu bir tık daha hızlandırdım. Şöyle yuvarlak yapıp daha sonra böyle parmak şekline getiriyorum ki açması kolay olsun. Tarakın üstüne koyuyorum ve bastırıyorum. E, tarak aynı şekilde sizin için ölçü olmuş oluyor. Dolayısıyla daha hoş şekiller elde ediyorsunuz. Hepsi eşit boyda oluyor aslında. Cevizimi aldım ve yavaş yavaş kapatıyorum. Şöyle yavaşça kaldırın Çünkü hamuru biraz nazik bir hamur Şöyle güzelce Koydum şöyle kapatıyorum uçlarını ki damla şekli veriyorum aslında Buraları böyle biraz hızlandıralım Keşke bu kadar basit ve hızlı olsa Ama emek isteyen bir tatlı Şöyle gördüğünüz gibi böyle parça parça ayırdım daha kolay oldu Son olarak bir tane daha yapalım Bu arada fırınımı da açtım ee, Yaklaşık yani ısıtıyorum şu anda ama pişerken şöyle olacak ee, Yaklaşık 200 derecede ee, bir müddet sonra böyle hafif kısarak Yarım saat kadar pişirdim Üzerine bir şey sürmeyeceğiz Üzerine bir şey sürmeyeceğiz ee, sadece kendi halinde kızaracak. Ben bu tarz tatlıları böyle kızarmış seviyorum. Dolayısıyla yarım saat kadar pişti altlı üstlü e, fanlı fırında. şöyle Şahane olmadı mı ya? Gerçekten şahane. Ve şu an daha da şahane. Hemen e, sıcak tatlı fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbet. Dolayısıyla şerbeti en başta yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle şerbeti tam böyle çekmesini beklemeyin. Biraz sulu sulu kalacaktır. Daha sonra kalan kısmı değerlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsraf olmasın hiçbir zerresi. Şöyle hemen biraz süsleyelim. Bir tık çekti. Beklesem biraz daha çekerdi ama gün ışığını kaybetmeden çekimimi tamamlamak istiyorum. O yüzden hemen böyle bir süsleme aşamasına gittim. Ee, Fıstığıma kıydım burada gördüğünüz gibi süslemede kullanıyorum. Ama içine de acayip yakışırdı. Belki bayramlarda olabilir. Şöyle hemen test edelim. Yani tereddütleriniz kalsın istemiyorum. İçerisinde o kadar güzel çekti ki şerbetini. Ee, böyle kıyır kıyır sulu sulu şerbetli şerbetli bir tatlı oldu aslında. Asla kuru değil. Hemen şöyle size göstermek isterim. Aklınızda soru işareti kalsın istemiyorum. Kesinlikle muazzam. Renginden de görünüyor zaten. Şerbeti normal de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben karamelize şerbete bayılıyorum. Evet yapılacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edecektir. Diğer tariflerime de göz atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.